Merhabalar, herkese sağlıklı günler diliyorum. Linux 2007 versiyonuyla birlikte gelen yeniliklere bakmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber Select Similar Components komutunu inceleyeceğiz. Selection tabu altına gelmiş olan bu komut, artık birbirine yakın olan parçaları bir komut penceresi altında size gösterebiliyor. Örneğin burada hemen bir örnek yapalım. Öncelikle File Utilities Customer Defaults ve Selection altından gördüğünüz gibi Similarity Engine on part loop'ta birbirine yakın parçaları göstermek için kullanıyoruz. Selection ve daha sonrasında Similar Components'e gelerek komutumu aktif hale getiriyorum ve benzer yapıda bulmak istediğim herhangi bir komponenti burada seçip daha sonrasında da Similar Components'ı Select bölümünde görüntüleyebileceğim. Burada gördüğünüz gibi parçamı seçtim. Plate'lerim bu şekilde görünüyor. Ve gördüğünüz gibi benzer yapıda aslına bakarsanız farklı renklerde, farklı ölçülerde de olsa birbirine yakın olarak bana NX bunu sundu. Daha sonrasında bunları bir layer'a atayarak özelleşmiş birkaç işlem yapabilirim. Pipeladım ve şimdi yeniden bir komponent seçelim. Ve gördüğünüz gibi yeniden voltlarım burada çıktı ve altında da benzer yapıda bulunan diğer parçalarım bana NX içerisinde sunulmuş durumda gösterilmekte. Bu şekilde bu parçaları tabii ki renklendirebilmemiz mümkün. General tab altından bir renklendirme işlemi uyguladım. Ardından tabii ki bu parçaları Show and Hide'la gizleyebilirim. Örneğin gördüğünüz gibi Show and Hide komutunu, Hide Components'in View komutunu aktif hale getirdim. Sonra da Select Similar Components'i aktif hale getirdim. Komponentlerimi seçtim ve komponentlerim çıktıkça birbirine benzer yapıda hangi komponentleri gizlemek istiyorum NX arayüzünde seçerek daha sonrasında gizleme işlemini tamamlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi 19 adet parçam gizlendi. Ve buradaki parçamda da artık birbirine benzer yapıdaki parçaları bulup mesh properties ile bunları inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi show mesh properties panels aktif halde. Selection'dan similar components'i seçtim. Daha sonrasında parçamı seçiyorum ve birbirine benzer yapıdaki parçalarım aktif halde gözüküyor ve gördüğünüz gibi update dedikten sonra burada bir mesh ölçüsü elde ediyorum. Ve ardından benzer bir şekilde bir komponent daha seçerek benzer bir işlemi aynı şekilde burada da gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi mesh ya da diğer değerleri burada gözükür durumda. Select Similar Components komutuyla bu gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim sizler için anlatacaklarım bu video için bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum.